Herkese merhabalar. Merhaba. Bu hafta sizinle aslında biraz benim aile birleşimi vizimi, alış sürecimi ve nelere şahit olduğumu konuşalım istedik. Konuş Aynen. olduğun hakkında. Türkçemin de artık kaydı. Aile birleşimi ile ilgili çok sorular oluyor çünkü Instagram hesabımızda da. Hani genel olarak en azından ben neler yaşadım ondan bahsedebilirim ve orada konsoloslukta neler gördüm ondan bahsedebilirim. Tabii ki hatırlatmam şu şekilde olabilir. Hani biz bir vize kurumu değiliz. Biz sadece kendi deneyimlerimizden bahsedebiliriz. Belki farklı deneyimleri olan kişiler de vardır. Onlar da yorumlar kısmında yazarsa hepimiz birlikte deneyimlerimizi paylaşmış oluruz aslında. Aynen. O Diye zaman düşündüm. başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar bugün D tipi yani ulusal vizeden bahsedeceğiz. Yani aile birleşimi vizesi olarak da biliniyor. D tipi ulusal vize deyince aslında tek aile birleşimi olarak sanılıyor ama kendi içine birçok farklı şeyleri ayrılabiliyor. Bunu unutmayın sakın. Biz aile birleşimi bölümünden bahsedeceğiz. İki tarafını göstereceğiz aile birleşimin. Bir bizler gibi çocuklu başvurular şeklinde. İkincisi ise çocuksuz başvuru. Nasıl olur? Neler istenir? Belgeler vesaire. Şimdi Sevi başlasın. Yani şöyle söyleyebiliriz. Şimdi aile birleşiminde tabii ki hani Erhan Alman vatandaşıydı ve Aren'i de Alman vatandaşı yapmıştık biz vize başvurularından önce. O yüzden aslında benim işim biraz daha kolaylaştı burada hani baktığınız zaman. Çünkü istenilen belgeler hem daha az hem kanıtlaması gereken belgeler çok daha azdı normal şartlara göre. Çünkü sadece Erhan'ın Alman vatandaşlığı yetmiyordu. Çocuğun da Alman vatandaşı olması vize alacak kişi için şu yönden avantaj oluyor. Benden istenen formlar şunlardı. Formül A istendi, Formül B istendi. Aren'in doğum belgesi istendi. Hani nerede doğduğu vesaire. Aren'in kimliğinin bir örneği istendi. Alman kimliğinin tabii ki. Çünkü orada hani Türk vatandaşı olarak benim tarafımdan Türk vatandaşı oluyordu ama hani o konuda hiçbir şey istemediler benden. Sadece Alman kimliğini istediler. Tabii ki Erhan'ın da Almanya'daki ikametini istediler benden. Ben bu belgeleri toparladım. Ben bu belgelere ek olarak da aslında nüfus müdürlüğünden ne alabiliyorsam hepsini aldım. İşte sicil kaydımı aldım, ikametgahımı aldım. Yani her türlü riske karşı ıslak imzalı tüm toplayabildiğim belgeleri aldım. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Formül A ve Formül B'yi çevirtmemiz gerekir mi diye sorabilirsiniz. Ben bunların hiçbirini çevirmedim. Çünkü zaten Formül A ve Formül B'yi istediğinizde hani ben aile birleşimi için başvuruyorum dediğinizde size hem İngilizce hem Fransızca hem Almanca olarak bir form olarak veriliyor size. Bütün çeviriler olmuş oluyor. Ekstradan bir ücret ya da çeviri masrafı olmuyor. Bundan başka bir şey var mıydı? Yoktu. Hatırladığım kadarıyla yoktu. Şimdi ben bu belgeleri toparladıktan sonra konsolosluktan randevu aldık tabii ki. Randevuya gittim tek başıma. Tabii ki Erhan'ı almıyorlar. Erhan Alman vatandaşı olsa bile aile birleşimi zamanında Erhan dışarıda bekledi. Şimdi ben bu bütün istenen belgeleri toparladıktan sonra hani ne var ne yok hepsini koydum. İkinci bir dosyaya da bu aldığım ekstra belgeleri koydum. Hani görüşme zamanında belki isterler diye. Görüşme günü geldiğinde ben konsolosluğa gittim. Erhan Alman vatandaşı olduğu halde konsoloslukta aile yani vize bölümünde Erhan'ı almadılar. Ben tek başıma girdim. Telefonunuza her şeyi alıyorlar bu arada. Hiçbir şey yok. Dümdüz bekliyorsunuz orada. Telefonunuz, çantanız falan bir kasaya koyuluyor. Orada beklemeye başladım. Bana sıra geldiğinde şöyle bir şey oldu. Hani bütün belgelerim incelendi. Orada zaten benim görüşmem 10 dakika kadar falan sürdü. İşte bütün belgelerimi kontrol ettiler. Aren'in Alman vatandaşlığı bölümünü kontrol ettiler. Erhan'ın ikametini kontrol ettiler. Mesleğime baktılar. Çünkü orada dolduruyorsunuz. Tam girişte de konsolosluğun girişinde şunu soruyor. Hani tahmini olarak ne zaman gideceksiniz gibisinden bir form dolduruyorsunuz. İşte ben Şubat yazmıştım. Uçak biletimizi almış mıydık o Yok. zaman? Daha almamıştık değil mi? Almamıştım. Ama tahmini olarak Şubat-Mart aylarında gitmeyi düşünüyorduk zaten. Onu yazdım. Ekstradan bir form daha doldurttular orada. Pasaportunuzu da koyuyorsunuz. Hani pasaportunuzu da birlikte veriyorsunuz memura. Burada bütün incelemeler yapıldı. İşte bana bir iki tane soru soruldu sadece. İşte o da Aren'in Alman vatandaşı olup olmadığı kısmı. Ne zaman Aren için Alman vatandaşlığı yaptık? Onu sordular. Ama benim evliliğimle ilgili herhangi bir şey sormadılar orada. Hatta diğerlerine soru sorunca ben şey demiştim. Hani
soru soracak mısınız gibisinden falan bir şeyler demiştim sanki. Hani belam arıyor gibi. Hani nasıl zorlaştırabilirim ki işimi şeklinde. O zaman bana memurun dediği şey şu oldu. Çocuğunuz Alman vatandaşı olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Belgeler eksik değilse herhangi bir sıkıntı çıkmaz dedi. Gayet teşekkür ederim dedi. Yolladı beni. Hani baktığın zaman bütün pasaportum vesaire aldılar. Unutmadan şunu söyleyeyim. Orada pasaportunuzu da verdiğiniz için pasaportunuz evinize kargo ile gelebileceği için siz orada bir kargo zarfı da dolduruyorsunuz. Hani onu kesinlikle sormayı unutmayın. Benim zamanımda öyleydi. Şimdi değişti mi bilmiyorum ama sanırım değişmez o. Yok. Bayağı bir kargo zarfı alıyorsunuz oradan. Adresinizi vesaire falan yazıyorsunuz. Onun bir parasını ödüyorsunuz orada, tam bir gişe gibi bir şey var. Onu da memura veriyorsunuz zaten pasaportunuzla birlikte. Benim bütün hani şahit olduklarım, kendi yaşadıklarım bunlardı. Şimdi de bu tarafın ikinci bölümünden bahsedeceğiz. Demin Sevin anlattığı gibi Alman vatandaşı olan çocuğu olanların aile bileşimi sürecini az evvel dinledik. Şimdi onun haricindeki bütün aile bileşimleri, yani çocuk olsun ama vatandaşı değil, çocuk olmasın vesaire gibi. Şimdi buralarda ekstra şeyler isteniyor. Yani bizden talep edilmeyen şeyler isteniyor. Özellikle Almanya'da olan eşten daha fazla şey isteniyor. Şimdi benden sadece bir ikamet belgesi istendi, o kadar. Ama şimdi öbür aile bileşimi başvurularında Almanya'daki eşten son 3 ayın kesinlikle maaş bordrosu isteniyor. Şimdi şu soru geliyor fazlasıyla. Sosyal yardım alıyoruz. Aile bileşimine başvuramaz mıyız o zaman? O manaya mı geliyor? O manaya gelmiyor. Ama konsolosluk yine de bir gelir istiyor genelde. Buna çok dikkat etmek lazım ve iyi araştırmak lazım. Onun haricinde konsolosluğun sizden istediği, yani Almanya'daki eşten istediği, aile kaç kişilikse ona uygun bir ev veya dairede oturuyor musun? Onun metrekaresi vesaire hesaplanıyor. Genelde 3 kişi de 75, 2 kişi de 45 ile 55. Yani bu eyalete göre değişebiliyor metrekare. Bunu konsolosluğa sormak lazım. Eyaletten araştırmak lazım. Bunların belgesi isteniyor kesinlikle. Onun haricinde Almanya'daki eşten bir de özür dilerim, Türkiye'deki eşten seyahat sigortası yapılması isteniyor. Diyeceksiniz ki ben yerleşmeye gidiyorum. Evet, ama yine de ilk 3 ay için, çünkü size çıkan vize 3 aylık bir vize olacak. Yine de bir seyahat sigortası istenecek kesinlikle. Şunu da unutmamak lazım. Eğer hani çocuk Alman vatandaşı değilse ve siz bu yüzden gitmiyorsanız, çocuğunuzla birlikte olsa bile sizden bir A1 sertifikası istenecek. Bu aile birleşimi sınavı diye genellikle bize sorular geliyor ama bu aile birleşimi sınavı değil, tamamıyla A1 sertifikası sınavı. Bu dil sertifikasının da ihtiyacınız olacak. Eğer çocuğunuz yoksa, eşiniz Almanya'da çalışıyorsa, olursaydı aile birleşimi yapıyorsanız ya da tamamıyla hani Türk olup çocuğunuz, çoluk çocuk birlikte gideceksiniz. Bu A1'e ihtiyacınız olacak. Bende olmadı. A1 sınavını da söyledik. Hani bunda da çok korkulacak bir şey yok. A1 ile ilgili zaten daha önceden Almanca öğrenimi videosunda ayrıntıları var. A1 seviyesi herkes için aynı. Hani benim için de aynı. Buraya gelip normal bir öğrenen öğrenci için aynı. Aile bileşim sınavına girecek kişi için de aynı seviye. Şimdi şeyi söyleyeyim ben size. Eğer hani çocuğunuz Alman vatandaşı değilse ya da çocuğunuz yoksa siz konsolosluktayken bazı sorulara tabi oluyorsunuz. Bu sorular da şu. Evliliğiniz formalite mi? Hani buna dikkat ediyorlar ve bu konuda sanırım cidden hani artık ağızları yanmış ve cidden çok ayrıntılı sorular soruyorlar ve eğer gerçekten formalite bir evlilik olduğundan şüpheleniyorlarsa biraz ters davranmaya başlıyorlar açıkçası başvuran kişiye de. Onları gördüm. Hani burada şimdi şey gibi olmasın, hani kopya veriyor gibi olmasın. Çok etik değil zaten benim soruları paylaşmam da. Aslında sizin evliliğinizle ilgili, tanışmanızla, hani ilişkinizin geçmişiyle ilgili, nasıl tanıştığınızla ilgili, evlilik hayatınızla ilgili, evinizle ilgili sorular sorulabiliyor. Hani bunlar bazen çapraz sorgu da olabiliyor sanırım. Diğer eş de sorgulanabiliyor. Hatta Almanya'dan çağrılabiliyor. Çok enteresan. Almanya'dan da. Yani eğer çok şüphelenirse ve sonra cevaplar karşılaştırılabiliyor mesela. Hani ben şimdi net olarak soruları söylemeyeyim ama mesela hani şahit olduğum şey vardı, hatta ben kendim de korkmuştum çünkü olur hani ben böyle bazen baskı altında konuşamayabiliyorum ya da soruların cevaplarını hatırlayamayabiliyorum mesela, ama işte bir soru sordu adam, gerçekten hani hatırlanması gereken bir şeydi açıkçası. Bu nasıl söyleyeyim, atıyorum evlilik tarihiniz hani gibi. Ya da sizi kim tanıştırdı ya da tanışma şekliniz nasıl gibi. Hani
burada teklememeniz gereken hani belli şeyler var aslında. Hani çok zor bir şey, ahire sorusu gibi değil bunlar. Ve o kişi bayağı bir tekledi. Ve gayet hani cevap veremedi. Böyle artık bir 15-20 saniyelik sessizlikler falan oldu. Artık vize memuru şey hani... Hani siz bunu nasıl bilemezsiniz ki? Yani nasıl bir evlilik o zaman bu bilmem ne diye falan üstüne gitmeye başladı vesaire. Hani sonucu ne oldu bilmiyorum. Tabii sonuç yine pasaportun içinde geliyor. Size kargo ile geliyor. O yüzden sonucunu bilemem. Ama ciddi derecede sorgulanıyorlar. Şunu unutmamak lazım sadece. Size aile birleşimi vizesi geldikten sonra onayınızı aldınız. Aile birleşimi vizeniz çıktı. Ben de şey çıkmıştı, hem oturma hem çalışma izni çıkmıştı. Bazılarına sadece oturma izni çıkıyor, bazılarına ikisi de çıkıyor. Hani benim şansım oturma ve çalışma izni birlikte çıktı. Ben bu vizeyi aldıktan sonra 3 ay içinde ülkeye giriş yapmam gerekiyor. Yani bana söylenen buydu memur tarafından. Şartlar değişti mi bilemem. Kendi deneyimlerimden bahsediyorum. Siz vizeyi aldınız, işte ne diyeyim, 1 Nisan 2022'de aldınız. O 1 Nisan'dan itibaren 3 ay içinde ülkeye giriş yapmanız gerekiyor. Ve bu vizeniz tamamıyla sizin hani şöyle söyleyeyim. O aldım ha tamam aldım bitti Almanya'ya girdim diye bir şey olmuyor. Vizeyi alıyorsunuz, ülkeye giriyorsunuz ve hemen yabancılar şubeye gidiyorsunuz. Yabancılar şubeden de zaten sizin pasaportunuz, oturma izninizle birlikte, eşinizle birlikte gidiyorsunuz. Orada da sizin oturum kartınız hazırlanması gerekiyor. Bunu unutmamak lazım. Yani işiniz sadece Türkiye'den konsolosluktan alınan vizeyle bitmiyor. Buraya Almanya geldiğiniz zaman da yabancılar şubeye gidip oturum izni için başvurmanız gerekiyor. Burada zaten size de Almanca kursları için yönlendirmeler falan da yapılacaktır. En azından bizim eyalette böyle. Aynen. Şimdi bütün tabii çok belge saydık. Hepsini açıklama bölümüne yazacağız arkadaşlar. Yani o bölüm içinde, bu bölüm içinde. Tekrar da söylemekte fayda var. Değişti mi bilmiyoruz. 2019 yılıydı o zamanlar. 2019 yılıydı başvuru yaptığımızda. Ama güncel durum böyle. Hı hı. Ayrıca bu aile birleşiminin içine partnerlik vizesi, sevgililik vizesi de giriyor. Ama bunlar tabii ki açıklamalar ve ayrıntılar olarak farklı. Bunları biz Instagram sayfamızda reel olarak paylaşmıştık, ikisini de ayrı ayrı. Oraya da göz atabilirsiniz. O zaman haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.